Beşiktaş akülü arabasını yollamıştır. Kim isterse istesin. Burada da ne oldu? Belediye kampanya düzenledi. 3 milyon tane plastik kapak birlikte diyecek de bir tane akülü araba alacak. Aradaki farkı görün. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ne oldu kaynak ürettikte? Zonguldak'ta hasta yatağında sırtlarında yaralı yatan insanlar hala sırtlarında yaralı yatmaya başladı. Ali Bektaş'ın belediyesinde de bir telefon edildi, otomatik yatak evine geldi. Ne oldu Ali Bektaş'ın orada sattığında, ne oldu biliyor musunuz? Ali Bektaş'ın bütün okulları, camileri pırıl pırıl oldu. Ali Bektaş'ın bütün mahallelerindeki kanalizasyonlar, altyapılar, yüzey suları tamamen yenilendi. Tamamen yolların hepsi parkelendi, pırıl pırıl oldu. Oturun ağlayın, sattı. Ağlamak en kolay. Önemli olan yüreğini, cesaretini koyup bunu yapabilmektir. Şimdi biz bu projeleri sunduk. Ezildiler. Ali Bektaş bunları yapamaz. Bir anlatıyorsunuz, o kadar zor bir şey de yok burada. Bir tünel vuruyorsun 1100 metre, 8,5 trilyon lira. Üzülmez Vadisi'ni boydan boya çarşıya bütünleştiriyorsun. O kadar kolay işleri bile çok zor gördükleri için yapma niyeti yok olduğu insanların. Bakın. Ali Bektaş Bozlu'da hiç bu kadar sevilen bir belediye başkanı olmadı. Ama hiç bu kadar eleştirilen bir belediye başkanı olmadı. Yatarsanız eleştirilmezsiniz. İcraat yaparsanız eleştirilirsiniz. Çünkü sizi sevmeyen, seven veya sevmeyen bir sürü insan çıkabilir. Beni sevmeyenlere ben bir bakıyorum, hep aklıma Hazreti Ömer'in hikayesi geliyor. Hazreti Ömer en başarılı valisini görevden alıyor. Diyorlar ki ya Sayın ya Ömer, niye bu adamı görevden aldınız? Diyor ki bunu herkes seviyordu, o yüzden görevden aldım. Ne güzel işte diyor, herkes seviyordu bunu, niye aldınız görevden? Ya diyor, bu memlekette diyor hiç hırlı yok mu? Hırsız yok mu? Köşe başlarında büfe isteyen bilmem ne, hani burada benzeştiriyor da yok mu? Namussuz yok mu? Eğer bunlar da bu adamı seviyorsa, bu işte yanlışlık vardır. Bu memleketin hırlısı, hırsızı, namussuz, çıkarcısı, menfaatçısı Ali Bektaş'ı sevmiyordur. Sevmesin, oy da istemiyorum onlardan. Zonguldak'taki insanlarda ne yapmışlardır? Paralarını ya İmar Bankası'na batırmışlardır ya da Antalya'da, İzmir'de, İstanbul'da yatırmışlardır paraları. Ben Koz'daki insanlar orada yatırıp yapar zannediyor bu insanlar. Nasıl işsizlik 3.4'ü düşüyor zannediyorlar? Nasıl düşüyorlar? Biz bunları yapacaksınız. Ben bunları anlatmaya çalışıyorum. Yoksa karala nereye kadar kalacaksın? Aa Zonguldak bu Zonguldak. Size bir soru soracağım. Evet veya hayır diye. Zonguldak'a misafiriniz geldiği zaman gurur duyacağınız bir şehriniz var mı? Hayır. Var mı? Daha ne diyeyim ya? Daha ne anlatıyorsunuz kardeşim diyorum ben bunlara ya. Diğer bir adayla çıkmış diyor ki ben diyor şu adayı yaptıkları, şu bir illeyi yaptıkları yapacağım. O zaman ben ne yapayım? Ben de İstanbul'dakileri efendime söyleyeyim, başarılı yerleri sayarım. Sen ne yapacaksın? Ali Bektaş gelecek, projeleri sundu. Cumhuriyet tarihinin kurulan ilk kentidir Zonguldak. O günden beri ilk defa projelere gelen bir belediye başkanı adayı var karşınızda. Bu insanlar, bu yerler, buradaki yerlerin bedelini bunlar sizin dedeleriniz, babalarınız aslında kanıyla canıyla ödemişler. 45 yaşında, 50 yaşında ölmüşler. O zaman burada gece kondu yapılmasına izin veren adamlar, yeter ki madenlerde köle gibi çalışsınlar da hiç önemli değil, biz bunlara yerlere de dokunmayalım. Şimdi gel bu yerlere insanın yok pahasına alacağız demek benim adalet anlayışıma sığmıyor. Bunu benim partimde yapma, başka partide yapsa ben bunu adaletli olarak görmüyorum. O yüzden geldiğimizde bu konuyu kesinlikle halkın neyine çözümüze getireceğiz. Çünkü son çıkan yasa buna bir olanak tanıdı. Bir sene evvel çıkan bir yasa. Sonra burada yaşanabilir bir alan yaratabilmek. Çok kolay. Bu tahsis belgesi verilmiş. 2015 yılında kadık olacak. Hep bir soru işareti. Geldiğimiz günden itibaren bu kadarızda gibi soru işaretleri asla kalmayacak. Asla. Çocukların oynayabileceği alanlar. Kanalizasyonların tamamı yenilenecek. Buraya 24 saat kesintisiz su elektrikleri yüzden gelemiyor ya. Yukarıda bir noktada kaldığı zaman sular kesilip doluncaya kadar en geç buraya gelir. Bir sok kesintisi buraya bir mal olur. Ama şebekeleri yenilerseniz hiçbir sıkıntı kalmaz. Geldiğiniz anda onlar da yenilenecek. Çarşı içindeki projelerden bahsetmiyorum. Onu slide olarak gösteriyoruz insanlara ama çünkü anlatsam daha uzun zamanlar sürecek. Biz bu işe yüreğimizi koyduk. Gönülden koyduk. Bizim kitabımıza karalama yapmaz. Karalamaya kalkarsak biz, küçültmeye kalkarsak kendimiz küçülürüz. Bir laf vardır. Alçaklaşmadan alçalabilen adam ne mübarek adamdır. Biz asla alçaklaşmayız siyasette. Bizim amacımız bu memlekete hizmet için gelmektir. Karalamak isteyenler bu memlekette tarihe gömülmüştür.
Ben çok akıllıyım. Ben çok zekiyim. Siz safsınız, boyunsunuz diye insanlara soruyorum. Çok akıllısın da bu memlekete bu aklın ne faydası var? Sen bu memleketin milletini kurtarmaya çalışacağım diyorsun. Bu memleketin derdini, sıkıntısını, düşüncelerini, inancını saygı göstermiyorsun. Sonra ben akıllıyım, bu memleketi kurtaracağım diyorsun masa başlarında. Hayır. Biz geleceğiz. Bu memleketteki insanların nasıl yaşadığını, bu memlekette bir emekli maaşından geçirip de çocuğunun üniversiteden Anadolu bir kentinde 800-900 bin lira okutup kendisine aç susuz kalan emekliyi veya evinde bir işsiz olan anneyi babanın o çocuklarla ettiği kavgayı veya 20-30 bin lira pazar pazarı da sen bu evi bakacaksın deyip evden çıkan kocanın boyun büyüklüğünü bilmeyecek kadar saf değiliz. Amerika'dan geldik. Biz yoksa gelip kanalarız deriz ki biz daha iyisini yapacağız. Biz iktidar partisiyiz. Hakikaten başbakandan da söz aldım. Ben geleceğim buralara en iyisini yapacağım der. Oy alıp sizi kandırırım. Oy almak için ben bu işe talip değilim. Makam, koltuk ikbali için de talip değilim. Biz çıktık, artık bu şehrin kaderi kalandı. Biz bunu düzeltmeye çalışacağız diyoruz. Evet, dışarıdan gelip de buraya kız verenlerin kız vermekten vazgeçtiği şehirlikten çıkaracağız Allah nasip ederse. 5 sene içinde sunulan projelerin birçoğunu hayata geçireceğiz. Herkes de aval aval bakacaklar. Bugün Manakoz'da yaptıkları gibi Ali Bektaş hayal üretiyor diyorlardı. Şimdi hepsi hakkını helal et diyorlar. Yapma niyetiniz varsa yaparsınız. Öpmeye niyet olan yanağın nerede diye sormaz. Karalamaz. Bunun referansı vardır. Background'u vardır. Tecrüben var mı? Bu işin sonuna hazır mısın? Geldiğin gibi sorunları verebilecek misin? Veya köşe başını kapmaya çalışan insanları 50 tane 40 tane menfaat sahibi adamlara dur lan sen nereye geliyorsun diyebilecek misin? Diyemezsen o zaman belediye başkanı olamazsın Zonguldak'ta. Çünkü Zonguldak'ın köşe başları kapılmıştır. Bu insanlar bu memlekette hala belediye başkanlığı alıp da bu memleketin bu işe yüreğini koyabilecek. Tecrübeli, cesaretli, kimseye diyet borcu olmayan 5 aday var ama arkalarında parti yok. Hangi birisine oy verirsiniz? Ona karar vereceksiniz. Ön yargısınız. Kusura bakmayın kafanızı arttım. Biz bu memleketin şehircilik kaderini ve sizin yaşamınızı değiştireceğiz. Eğer Allah izin verirse, hayırlıysa versin diyoruz. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Biz yola devam ediyoruz. Siz de bizim peşimize takılın. Görün bakın ne güzel şeyler olacak. Allah'a emanet olun. İnşallah Zonguldak'ın kaderinin değiştiği, şehircilik kaderinin değiştiği, belediyecinin çağ atladığı bir günün başlangıcı olarak kabul edin. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun.